sormak istedim. Anladım. Buralar yani, başka bir şey yok. WhatsApp'tan yazdığımı görmüşsündür zaten. WhatsApp'tan yazdığını gördüm ve üyelik verdim. Normalde vermezdim. Nasıl yani? Şey mi? Kimlik fotoğrafından mı bahsediyorsun? Onun altında yazdıklarımdan mı bahsediyorsun? Üyelik alabilmen için belirli şeyleri göndermen gerekiyor. Yok, Onları onlardan. göndermeseydin üyelik Yok, falan onlardan alamazdın. bahsetmiyorum. Onun altına yazdıklarımı okudun mu diye soruyorum. Şimdi gördüm. İşte o videoyu gördüm. Discord falan varmış. Geleyim dedim. Tafta ne demek? Türk Atıcılık Federasyonu. Tafta. Tafta yani. Türkçem orada kötü yazdım o yüzden. Silah becerim yüksek olmasına rağmen yara aldım. Ne çatışmasından bahsediyorsun 16 yaşında? Ya aga, olay şu. Ya bizlik bir durum değil, hani bir mahalle kavgasından bahsediyorum. Ve saçma sapan Adamı başta yaşıyor vursan olay sen bu. suçlu olursun öyle durumlarda. Yok. Biz hiçbir şey yapmadık. Ve karşılık bile vermedik. Öyle söyleyeyim. Türkiye Atıcılık Federasyonu'nu mu diyorsun? Orada amatörüm şu anda da. Ya şimdi Atıcılık Federasyonu sana ne gibi bir şey katacak ki çatışmada? Onlar havalı Yo, tüfekle eğitim yapılır. ama tamam, yok eğitim amaçlı. Onlardan bahsediyorum. Şeyden Ya bahsediyorum. nişangahını Sadece diyorum. havalılardan değil bu arada. Nişanını geliştirir. Trakya bölgesinde birçok atıcılık türü var. Anladım da hiçbiri İstanbul'da da vardı. askeri Galiba şekilde İstanbul'da değil. yaşıyor musun? Aynen İstanbul'da yaşıyorum da Orada da hiçbiri. vardı. Şerif Zarsurt sen benim lafımı mı keseceksin amına koyayım ya? Lafını kesmeyeceğim. Arkadaşa çaktım bana çok boş yapıyor amına koyayım. Açık kaportu tamiri öyle araba sokak. Otobüsler. Simülasyonda ama. Evet. Şu İHA muhabbetini kafama takıldı da bir sorayım dedim sana ya. Geliştirdin mi bari seni? İşte. Çok da bir fark olmadı ama. Ne yapıyoruz güzel. Kendine göre bir eğlencesi var. Şu TB2 muhabbetini sana bir sorayım dedim ya. Baktım videoda biraz giydiriyor. Dedim bu gazeteyle giydiriyor olmaz. Belli bir kesme giydiriyordur dedim. Genel Söyle, fikirlerini söyle. alayım dedim. Söyle ne diyorsun? Anlamadım. Genel fikirlerini alayım diye sordum diyor ya. Baktım TB2'ye her türlü giydirmişsin. Belli kesme gönderme vardır dedim. Normal fikirlerini tekrar sorayım dedim. Videoda ne diyorsam o. Ne yapayım bu arada? Bir tane tüfek aldım. O gelecek. Bu şeyin ne anladı? 8-14 yaş arası için fonksiyonel bir oyuncak yapacak olsam var mı fikrim buna yönelik? Kendimi Ya o Hilmi. yaşta. Ne anlatıyorsun ya yine? Evet, basit ya. Akrabanın çocuğuna hediye alacaksın. Fonksiyonel bir şey olacak. Sana öğretmeni mi verdi bu ödevi yoksa? Yok. Erkek veya unisex 8-14 yaş arası oyuncak alacak olsam fonksiyonel. Küp Lego tarzı bir şey yaparım. Mesela farklı şekiller olur kullanma kılavuzunda. İşte şöyle çevirip bunu taktığın zaman arabaya dönüşüyor. Onu çıkartıp farklı yere taktığın zaman uçak gibi oluyor. Bazen masalarda olur yani çevirirsin bir şey yaparsın katlanır. Farklı bir araç olarak kullanır. Ya böyle bir şey yapardım. İsteyen araba yapsın, isteyen gemi yapsın. Çevirerek, söküp takarak gerekirse. Böyle bir şey yapardım. Tutardı da herkes sever diye düşünüyorum böyle bir şeyi. Ama daha önce hiç düşünmedim böyle bir şey yapmayı. Senin gibi mühendisler. Yani kardeşim senin sektörün nedir onu ben hala anlamadım. Savunma sanayine mi hizmet etmek istiyorsun? Oyuncak mı yapacaksın? Yani bir şeye de odaklan. Bir oyuncak diyorsun, bir palet diyorsun. Bir araba. Ben de biraz ayran gönüllülük var ya, onda sıkıntı yok. He? Biraz ayran gönüllülük var diyorum ya. Ne gönüllülük? Ayran. Ayran mı? O ne lan? Beyin var yani, ayran gönüllü. Kankacım biz ona herbekolog diyoruz ya. Hiçbir şeyde uzman değil ama her konuda konuşuyor. Aklıma bile geldi. Kim geldiğini tahmin edebiliyorsundur. Birkaç kişi geldi aklıma da. Geçen birisi mail attı bana. Aynı kişi mi? Yok olayla alakasız. Kadir Bey mühendisim ve bakanlıkta çalışıyorum. Gayrı.
Sinan Bey, harf üzerine yazdığınız kelime PDF olarak bu maili atma şansınız var mı? Adam hem mühendisen bakanlıkta çalışıyor. Denetmen olarak mühendis çalıştırabiliyorlar veya farklı şekillerde. Ya uzman birisi olabilir belki yanlarında da, bu çoluk çocuk profil resminden belli zaten. Diyor, gayri nizami harp üzerine yazdığınız kitabı PDF olarak gönderin. Dedim, ben de Amerika'da NASA'da çalışıyorum. Daha sonra verdiği cevap şu: sağ ol kardeşim, kalsın kitabın. Daha sonra biraz daha yaz. Zaten topluluk bölümünde paylaşmıştım. İşte diyor, yok Ayhan abi gereğini yapıyordu falan. Ayhan abi diyorsa demek ki bunun yaşı bakanlıkta çalışacak seviyede değil demektir. Troll gerizekalı teke gülüp geçtim. Bir tebessüm ettim de çok da bilmiyorum. Sen mi ağlasam mı oldum bir taraftan? Kararsız kaldım. Ya şöyle diyor, kardeşim bakanlıkta çalışıyorum kitabını gönder. Ya kardeşim bakanlıkta çalışıyorum TC'ni gönder. Bakanlıkta çalışıyorum ayrıca özel araççıyım. 5000 lira gönder. İçişleri boşuna mesaj atıyor. İnanmayacaksın. Şimdi gelen herkes bakanlıkta çalışıyor artık. Bir de internette Türkçe Airsoft diyorları çeken var bir arkadaş. İsim vermiyorum. Birkaç videosuna bakayım dedim. Ya ne hedefe vurabiliyor. Demiş bordo bereli atışı. İşte bordo bereli şarjör değiştirme tekniği. Bir de başlığa yazmış yani. Bordo bereliden şarjör değiştirme tekniği. Şöyle bir şey dese anlarım. İşte arkadaşlar bu teknik özel harekatta kullanılıyor, orada kullanılıyor, burada kullanılıyor. Ben yapmaya çalışıyorum. Ama adam direkt kendisini, adam dedim çocuk yani 30 yaşında bile değil. Direkt kendisini bordo bereli diyor. Evet arkadaşlar ben bordo bereliyim. Şarjör böyle değiştiriliyor. Hatırladım şimdi kim olduğunu. Bu ortamlarda nasıl spot mantığı var? Oyuna doğru bakıyorsun, hedefi görüyorsun. Şimdi nişancıdan baktığın zaman nişancı görüyor, komutandan baktığın zaman komutan görüyor. Yani bir şekilde spotluyorsun soldan. Ya kardeşim, diğer mürettebat tankın içerisinde ne halta yarıyor o zaman? Abi şunu söylemek istiyorum. Şimdi eski tanklarda hadi bu olsa neyse de yeni tanklarda niye böyle bir şey var? Onlar hani teknolojik, radarda görünmesi lazım mesela. Tanklarda radar olmaz. Bilmiyorum. Konuyu şuraya getireceğim ben. Eskiden oyuna doğru bakmasan bile mürettebatın 31 çekmiyordu. İş yapıyordu, savaşıyordu. Ama şimdi diğer mürettebat 31 çekiyor. Bu yüzden spotlayamıyorsun. Aynen, o dediğin öyleydi. Peki 2016 tarihinde mesela sen bir yöne doğru bakmasan bile mürettebatın spotlayabiliyordun. Yani sanki oyuna doğru bakmışsın gibi. Ama şimdi böyle bir şey yok. Götünün dibindeki adam arkana gelsin, spotlayamıyorsun amına koy. Bu oyunun daha çok beklemesi lazım. Her şey grafik değil yani. Grafik de aslında çok iyi değil ki, patates yani. Çıkayım ben buradan, çok güzel. Şu araya gideceğim. Bravo amına koyayım, bravo. Yan zırhımdan bindiriyor atlayıcı mermiyle. Sana geleyim mi abi yoksa? Amına soktum çocuğu seni. Beni kafa kafaya da yenebileceğini zannediyor amına kodum namalesi. Jumbo'yu da gel sen öldür. Kafana vurdum.
hasar toplu, bir bok yapamaz. Yandan deldim, ölmedi. Mükemmel oyun. Kıpkırmızı. Gövdeden del, yandan. Aynen öyle yaptım abi, ölmedi az önce. Ya, boyunun kafasını yaşamak istiyorum gerçekten. Ben nasıl öldüğümü sana daha demin anlattım değil mi? Aynen. Al sen. Şahatılık M4 var derler. Oturuyor close koyuyor. O şekilde bile bulamıyor ya. Nasıl oyuncu bundan ya? Ben yukarı doğru çıkıyorum abi. Sen bilirsin. ...75 milimetre yan zırhımız var arkadaşlar. Şuradaki 10 milimetre çıkıntıya bakmayın. Bunun ağırlığı görüldüğü gibi zırhlı. 75 milimetre. Abi normal şartlarda hiçbir şekilde yandan delmemesi lazım. O adam ya hile ya da oyunun saçmalıklarından bir tanesi. Başka hiçbir açıklama yapamam çünkü buna. İmkanı yok denemez abi. Bak en baba mermisi 60 milimetre deliyor. Beni gövdeden yandan delmesi imkansız. C7. Arkadan dolaşalım, yanlayalım. Hesabım 2016 demiştin. Panther 2 nasıl yok sende? Oynamadım oyunu. Bilgisayarım yok o yüzden. Yoksa Nisan'da açtım ben bu hesabı. 2016. O zaman mouse da olurdu. Panther da olurdu. Niye yok sende? İşte oynamadım oyunu. Ya benim 2 yıldır bilgisayarım var adam akıllı. Neden? Yoktu abi bilgisayar. Durumum yoktu. Aynen. Biraz oynadım işte laptopla, sonra eskili, külüstün oldu. Tiger 1'i falan açtım, ondan sonra saldım oyunu. Hala laptop mu oynuyorsun? Yok, masaüstümde. Laptopu da işte okula giderken oradan falan oluyor. Bu oyunda bir de optimizasyon problemi var yani, çok garip bir şekilde böyle bir donuyor falan. Su 100 var. Aynen. Arkasında bir tank daha var, ne o? Tiger Air T-34. 3 tane. Tiger Air öldü. Su 100 sana bakıyor. Attı. Su 100 bende. Gelmedi. O nasıl oldu? Aa bir dakika, su yüz patladı, T-34 da arkasında mı? Aynen öyle, onun patlamasından öldü o da. Anlamadım olayı başta. Bu oyun yemin ediyorum bozuk ya.
Sürücü optiğine heat atarsın, yüksek patlayıcı atarsın, iki defa ölmez. Yanında tank patlar, direkt tek yersin. Mantıklı bir oyun abi. Hepsini iyi anladım bunların. Haydi. Topu mu elmiyor Tiger A'ya? Al işte, tek yemedi ya. M4A3. Bravo. Çok mantıklı demiş. 89 derece açıyla isabet ediyor tavanıma. Çekmiyor, tamamen deliyor oradaki zırhı. En az 300-400 milimetre. Ondan sonra kupolayı deliyor, oradan öldürüyor beni. Orada IS-2'ler falan vardı hep. Gördüm. Spotlu mu sende? Görmedim ben herhalde bir şey. M4A2 sürücüsü yok, silahçısı yok. Kolay o. IS-2 arkasında. IS-1. IS-1 var. Geldi. Ama IS-2 görmüştüm burada ben bir tane. Ölmüş herhalde. Daha demin öldürdüğüm oyunculardan birisi IS-2 de olabilirdi. Bilmiyorum. Fanlar chatten yazıyor abi. Bir tane daha var. İşaretledim. O da düştü. Lock mı var? Az önce limmatın içinden geçtiğini gördüm ben onu. Gel gel gel, durma gel. Aynen C'ye gidelim, kafa kafaya savaşalım. Porsche alayım o zaman. A tarafında nereden vurulacağım belli değil. En azından C'de muhtemelen 2-3 yerden atışıyorsun. Sağdan ilerleyeceğim. Tamam. Bak bakalım birileri var mı? Deldim adamı, sadece sürücüsü öldü ya. Hiç şaraplar yanmıyor değil mi bu mühimmat? Paletimi aldım T-44'üm. Bana geliyor. Kulesini aldım T-44'üm. Tamam. Kilit durumda. Eski attı dal. Onlarındayım abi. Delmem abi, çok iyi ya. IS-2'ler açı verdiği zaman yan plakası bayağı zayıf oluyor ya, biliyorsun değil mi orayı? Aynen, düz kalıyor böyle, biliyorum. Aynen, oraya attım delmeme. Aldılar beni ya. Takım A'ya gelmiş anasını satayım. 5 tane tank aldım burada. Bitmedi yani. Bombalayacağım A'yı. Kimse yok arkamda.
KV-85'i delmemeli dedi. Hani iki plakanın birleşik nokta var ya, bayağı açılı gövdede. Oraya denk geldi. Yavaş günlerim hesabın var mı? Yok maalesef. İşte bir günlük, birkaç günlük prim hesap al, onu da fullle. Dün sana Yak Panther oynarken hatırlıyorsun değil mi? Tamir kitim bile yoktu. Aynen, hızlı açtım. Premium var tabii senden. Aynen. Ya zaten bu oyunda premium hesabın yoksa War Thunder oynamanın hiçbir anlamı yok. Ben Amerikan zaten. Hiçbir tank kasamazsın. Aynen, premiumla kastım ben Amerikan'a. G4 tarafı falan. Şu sağdan gideyim ya. Burada sağdan gidip yanlayayım. Sen direkt A'ya doğru git ama. Ağır tanksın ya. Gelemezsin benimle. Tamam öyle yapayım. Oraya geçip geçişlerini de kesebilirsin bak. Biliyorsun değil mi, oradan hafif aç vererek çıkıyorsun. Biliyorum. C'yi mi izleyeyim onu mu diyorsun? C'den B'ye geçiyorlar. Orada işte. Tamam. Neyse oradaysan siktir et. Direkt kafa kafaya mücadele. Gelmedi Yak Panther'a. Tepeden bakıyor. Tepeden bakıyor. Yak Panther'ı delemem. M48 düştü. Şu tepede bir tane tank avcısı var. Yak Panther. Delmedi. T-44. Alt plakadan delmedi ya. Alttan da çekiyor yalnız. Çıkma, dikkat et. M41 aldım abi, uzaktan çıkacağım. Ses mi geliyor mu? Geliyor. Geliyor abi. Yine server'ın saçmalığı değil mi? Aynen, laklandı. Yak Panther motor gitti. Yandırıyor şu an. Öldü. G6 taraflarına gideceğim. Son plakadan delmedi T-44'ü ya. Geçip geçişi izleyecektim de. Soldan, pardon. Sağdan geçeceğiz ama soldan gelen oyuncu sizi vuramıyor. A'ya birisi girdi, M18 herhalde. O kadar hızlı gelemez diye düşünüyorum bir tank normalde ama. Araçlar geliyor. Fiat var bir tane de burada. Gelin yardıma. Panter'in karesi boş. Fiat'ın komutan yükleyicisi gitti. Panter ne durumda? Tareti boş. Öldü. Fiyat sağa kaçtı. Tiger 1 geliyor. Beyler fiyatı bir tane dokunsanız ölür. Mürettebat kalmadı. Bravo abi, çok mantıklı. Fiyatın bir mürettebat kaldı. Mürettebat tazeliyor. Topçu attım ona, muhtemelen ölecek orada. Yanına düşse bile öldür onu.
öne çıkıyorum. Fiyat öldü sayılır. Bize doğru gelen 4-5 tane tank var arkadaşlar. Base'den doğru bize doğru geliyor. A tarafına doğru. Motoru yok. Arkasını döne döne gelmiş. Topumu aldı benim. Yanıyor şu anda eski. Onarıyorum. Fiyat öldü. ISU var arkada. Bana döndü şu anda. ISU'nun arkasından sekme. Çok mantıklı abi. ISU düştü. ISU bakıyor. Oyunun modellemesi harika. Oyunun modellemesi inanılmaz harika. Panter ile ISU bakıyor. Panter bakıyor buraya. Kapılasına vurdum. Kumandan öldü. Açılıyorum. Göstereceğim mi abi? Sıktı. ISU bakıyor sana. Topumu aldı. Paleti yok onun. Helal abi. Tamam, Panter bende. 5 saniye. Uçağa geçiyorum. Tamam, savunma yapacağım ben. M26A1 bakıyor. Böyle gel. M26A1'i delersin. Delebilir misin? Hemen oradan aşağı bak, görürsün. Tamam, gördüm. Aşağı atladım. ISU bana bakıyor. Kepi alıyor. M56 var orada da. İşaretledim yerde, balkonda. Tara tara. Bravo abi. Tamam, C arkasındayım ben, geçirmem. Oraya dikkat. M4 harici sürücüsü yok. Çok iyi.